Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Samsung Galaxy Z Flip 4 cep telefonlarını karşılaştıracağım. Beni takip edenler bilir, katlanabilir cep telefonu dendiğinde en çok sevdiğim model böyle hani ortadan ikiye katlanabilen modellerde böyle yandan açılan şu şekilde olanları ben pek sevmiyorum. Samsung'un da hem bu şekilde hani benim sevmediğim şekilde olan Fold hem de böyle açılan hemen masada görmüş olduğunuz Z Flip 4 ve Z Flip 5 modelleri piyasada bulunuyor. Yakın zamanda ben Z Flip 5 modelini görmüştüm ve onunla ilgili bir ön inceleme videosu size hazırlamıştım. Z Flip 4 de hazır elimdeyken ki yakın zamanda Samsung bu telefonu geri alacak. Dedim ki bari ikisini bir karşılaştırayım. En azından bu iki model konusunda kafası karışanlar varsa hangisini alma konusunda yardımcı olur diye düşünüyorum bu videonun. Beni tanıyanlar bilir ben tablolarla konuşmayı daha çok seviyorum. Bu iki model içinde çok güzel bir tablo hazırladım. Şu anda ekranda o tabloyu görüyorsunuz. Hatta tabloyu göstermeden önce şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Tabloda üçüncü bir model de var. Z Flip 3 modelinde koydum. En azından bu 3 yıllık, bu 3 serideki gelişmeyi görün diye onu da tabloya ekledim. Şimdi o tablo üzerinden konuşmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi ekran boyutu çok fazla değişikliğe uğramamış. 3 yıldır aynı ekran boyutunda devam ediyor. 6.7 inçlik dinamik bir AMOLED ekranımız var. Yani 3 seridir daha doğrusu devam eden bir süreç var. Flip 3'te de aynı boyutta vardı. Flip 4'te de ve Flip 5'te de. Ekran çözünürlüğü de aslında değişmemiş. Yine 2640x1080 piksellik bir ekran çözünürlüğümüz var. Gelelim ön ekrana. Son 2 seride yani 3 ve 4'te ön ekran 1.9 inçken 5. sürümde ise bu ekran arkadaşlar 3.4 inçe çıkartılıyor. Neredeyse 2 katına yakın bir ekran büyümesi söz konusu. Tabi ekran büyüyünce ne oluyor? Ekranın çözünürlüğü de değişiyor. Daha önce 512x260 piksel olan çözünürlük artık 720x248 piksel. Ana ekranın yenileme hızları değişmemiş, 120 Hz olarak devam ediyor. İşlemci tarafında önemli bir değişiklik var. Daha önceki modelde Snapdragon 8 Plus Gen 1 varken Z Flip 5'te Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tercih edilmiş arkadaşlar. RAM tarafı aynı 8 GB devam ediyor. Yine benzer şekilde depolama alanında şöyle bir değişiklik var. Daha önce 128, 256 ve 512 vardı. Artık sadece 256 ve 512 GB seçenekleri olacak. Kamera tarafında hiçbir değişiklik yok. Yani Z Flip 4 ile Z Flip 5 arasında herhangi bir farklılık yok. Bu ana kamera için söylüyorum yalnız. Ön kamerada küçük bir fark olacak. Onu da birazdan söyleyeceğim. Kameramız yine 4K 60 FPS video kayıt yapıyor. Ön kamerada yine 10 megapiksel fakat f2.2 diyaframa geçilmiş. Yani diyafram bir parça açık bir hale gelmiş. Bu biraz daha hani karanlıkta biraz daha iyi fotoğraf çekebileceği anlamına geliyor. Yine ön kamerada 4K 60 FPS video kayıt yapabiliyor. Android 13 işletim sistemiyle geliyor. Yine bu telefon arkadaşlar ki öncesinde de Android 12 ile gelmişti ama 13'e terfi etmişti. Z Flip 4. Pil tarafında 3700 mAh'di daha önceki sürümde. Bunda da aynı şekilde devam ediyor. Yani Z Flip 5'te de 3700 var. Z Flip 4'te de 3700 mAh'lik bir pil vardı. Kablolu şarj kapasitesi 25 watt yine. Kablosuz şarj desteği 10 watt. Ters şarj özelliği de var. Yine o da 4.5 watt. Wi-Fi 6E aynı şekilde devam ediyor. Parmak izi okuyucu yan yüzde. Bluetooth 5.2, 5.3'e terfi olmuş. Ağırlık aynı kalmış. Fiyat tarafına gelecek olursak 256 GB için 44 bin lira. Z Flip 5'ten bahsediyorum. 512 GB içinde 47 bin lira bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Z Flip 4'te ise 828'lik sürüm için 25 bin TL'lik bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Şimdi gelelim fiziksel farklılıklara. Şimdi önemli fiziksel farklılıklar var. Bir tanesi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ön ekran büyümüş. Onu söyledik zaten. Ön ekran 1.9 inçten 3.4 inçe çıktı. Büyümüş. Sadece büyümekle de kalmıyor. Burada artık çok daha kabiliyetli bir ön ekrandan bahsedebiliriz. Artık cep telefonunuzu arama geldiği zaman buradan kabul edebiliyorsunuz. Farklı uygulama var. Bu uygulamaları bu ekranda kullanabiliyorsunuz ki bunlar arasında işte YouTube var, Google haritalar var, WhatsApp var. Birkaç tane böyle hazır uygulama var. Fakat bunlar daha beta aşamasında yani Labs diye bir özelliği var. Oradan kullanıyorsunuz bunları. Bunların seçemiyorsunuz. Yani bu kadar var seçimlik. Hani bir tane daha ekleyeyim derseniz eklemeniz mümkün değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama seçilenleri de gayet güzel bir şekilde kullanıyorsunuz. Ben navigasyonu falan denedim. Birazcık küçük kalıyor ekran bazen navigasyonda ama birçok işinizi yine gördü. Arama vesaire yapabiliyorsunuz. Kapalıyken ekran arama geldiği zaman sesi dışarı veriyor. Yani hoparlörü açıyorsunuz doğal olarak. Otomatik olarak yapıyor bu işlemleri. Veya oradan da arama yapabiliyorsunuz. Yani direkt böyle istediğiniz kişi sizi aramış o ayar anlayışına girip de siz de arama
arama yapabiliyorsunuz. Bence bunlar çok güzel olmuş. Ya bu ön ekranın daha işlevsel olması güzel olmuş. Önemli farklılıklardan bir tanesi Z Flip 4'te bir kapandığınız zaman bir boşluk kalıyordu. Hatta ben oradan bakınca mesela arka tarafta ne varsa görebiliyordum. Z Flip 5'te bu boşluk tamamen kapatılmış. Ben bunu detaylı size göstereceğim. Gerçekten de çok güzel bir şekilde hani tak diye oturuyor ve kapanıyor. Herhangi bir boşluk vesaire kalmıyor. İki yüzey arasında, iki ekran, bir sağ tarafı bir sol tarafı düşünsek onun arasında. Bir de menteşe mekanizması epey bir incelmiş. Yani bunu gözle de bile görebiliyorsunuz. Çok daha incelmiş, çok daha düz bir hale gelmiş. Yani telefonu kapattığınız zaman oldukça küçük bir şekilde, böyle kompakt bir şekilde oturuyor. Katlama izi tarafında Z Flip 4'te biraz daha fazla algılanıyor gibi geldi bana katlama izi. Z Flip 5'te de var bu arada. Hani yok diyemem. Çünkü başka bazı katlanabilir telefonlara baktığımda buradaki katlama izinin oldukça yok olduğunu söyleyebilirim. Z Flip ailesinde hala bu katlama izi görülüyor. Ve parmağınıza dokunduğunuz zaman da onu çok rahat bir şekilde hissediyorsunuz arkadaşlar. Yani bu bence sorun değil ama bunun sorun nedenler olabiliyor. O yüzden böyle bir durum olduğunu da belirtmiş olayım. Bu arada Z Flip 4'te 100 bin katlamaya dayanıklı bir ekran varken Z Flip 5'te bu sayı 200 bine çıkartılmış durumda. Onu da belirtmiş olayım. Öte yandan kamera dizilimleri de farklı. Arka tarafı çevirdiğimiz zaman zaten bu çok net bir şekilde görülüyor. Z Flip 5'te kameralar gövdeye paralel olarak tasarlanmış ve LED lamba da bu kameraların hemen yanındayken Z Flip 4'te ise böyle değil. Gövdeye dik bir şekilde tasarlanmıştı bu kameralar ve LED lamba da gövdeye entegreydi. Bu şekilde bir kullanım söz konusuydu. Z Flip 5'te bu tasarım daha değişmiş, daha farklı bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Kameraların içeriği aynı fakat tasarımsal olarak yerleri biraz değişmiş durumda. Bunun dışında yan yüzler vesaire aslında hemen hemen aynı ve hani önden baktığınızda iki telefonun hani hangisi Z Flip 4 hangisi Z Flip 5 kolay kolay anlamanız mümkün değil ama arkaya çevirdiğinde zaten aradaki fark hemen ortaya çıkıyor. Tabii ki işlemci anlamında daha güçlü bir işlemci var Z Flip 5'te ve bu işlemci güçlü olduğu için de özellikle oyun vesaire gibi noktalarda size biraz daha fazla performans sunuluyor. Öte yandan bana ön incelemede söylenmişti daha hızlı şarj oluyor diye Z Flip 5 fakat ben teknik özelliklerde ve yaptığım denemelerde de böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Hatta Z Flip 4 biraz daha hızlı şarj oldu. Bir böyle kısa bir deneme yaptım. Yani 50'den 100'e kadar şarj etmeye çalıştım. Z Flip 4 daha hızlı bir şekilde %100'e ulaştı. Z Flip 5 biraz daha geride kaldığını söyleyebilirim. Bazı sentetik performans testlerinden de geçirdim bu iki telefonu. Z Flip 5 PC Mark'ta 14.231 puan alırken Z Flip 4'te bu rakam 12.272 oldu ki bu gayet normal çünkü Z Flip 5'in işlemcisi daha iyiydi. Pil ömrü tarafında ise öyle ahım şahım bir fark olmadı. Z Flip 4'te 9 saat 23 dakikalık bir pil ömrü almıştım. Z Flip 5'te ise bu rakam 9 saat 34 dakika oldu. Hani böyle arada bir 11 dakikalık bir fark oldu. 9 saat yine düşük bir rakam bu arada. Yani pil ömrü olarak biraz düşük. S23 kullanıyorum ben biliyorsunuz. S23'te bu rakam biraz daha yüksek. Ama aynı işlemciyi kullanan Z Flip 4'te bu rakamı biraz düşük bulduğumu söyleyebilirim. Son olarak şunu merak ediyor olabilirsiniz. Z Flip 5 mi? Z Flip 4 mü? Yani bu soruya yanıt vermek pek kolay değil. Çünkü Z Flip 3, Z Flip 4 deseydiniz belki orada hani biraz zorlanabilirdim ama ekranın büyümesi ve kabiliyetlerinin artması bence önemli olmuş. Telefonun kapağını açmadan da birçok işlemi yapabiliyorsunuz Z Flip 5'te. Z Flip 4'te de belli opsiyonlar vesaireler vardı ama bu Z Flip 5'te bayağı bir gelişmiş. O yüzden hani o birebir aynısı olduğunu söyleyemeyeceğim. Hatta kamera modundayken zoom falan bile girebiliyorsunuz ki Z Flip 4'te öyle bir özellik yoktu arkadaşlar. O bakımdan hani burada karar vermek çok kolay değil. Çünkü karar vermemizi etkileyecek bir etken daha var. Doğal olarak bütçe. Şimdi bu ürün 44 bin liradan satılıyor. Bu model ise 25 bin lira arada. Neredeyse 2 kata yakın bir fiyat farkı var. Tabii ki farklı zamanlarda piyasaya sürülen ürünler olduğu için bu ürün geldiğindeki döviz kuruyla bu ürünün geldiğindeki zamanki döviz kuru aynı değil. O yüzden arada böyle inanılmaz bir fiyat farkı oluştu. Daha büyük bir ekran için verilir mi? Biraz zor bir soru. Yani bütçeniz varsa verilebilir tabii ki ama verilmeli mi? Orası kişiye göre değişir. Benim en çok sevdiğim form bu. Ama bazıları da diyor ki Fold daha güzel diyor mesela. Bir şey diyemem. Ama ben bu formu çok sevdiğim için daha büyük bir ekranı tercih ederdim ve daha kabiliyetli bir ekranı tercih ederdim. Ama tabii ki herkesin bütçesi, durumu, imkanları farklı arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldim. Elimden geldiğince sizlere Z Flip 5 ve Z Flip 4 arasındaki farkları anlatmaya çalıştım. Z Flip 5'in özelliklerinden bahsettiğim ayrı bir inceleme videosu da yayınlanacak arkadaşlar. O video gelene kadar bu iki ürünle ilgili merak ettiğiniz soruları, işte görüşlerinizi, fikirlerinizi yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Bütün yorumlara kalp atacağım bak onu söyleyeyim. Hepsine kalp vereceğim. Yorum yapanları da buradan duyurmuş olayım. Böyle farklı bir şey yapalım bu sefer. Aynı zamanda kanala abone olmayı da unutmayın. Bu benim için önemli çünkü bu tarz içerikler hazırlıyorum. Bunlar için motive
motivasyona ihtiyacım var. Bunların büyük bir çoğunluğunu ben kendim sevdiğim için ve sizlere bilgi aktarmak amaçlı yapıyorum arkadaşlar. Bu konuda bana destek olursanız çok mutlu olurum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri yine açıklamada yer alıyor. Oralardan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.